Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Şule Hoca, eğitim bilimleri, eğitim programları ve öğretim teorileri uzmanıyım. Arkadaşlar, biz öğrenme psikolojisi dersinde bazı püf noktaları vermek istiyorum. Bu dersten ne kadar soru gelir, nerelerden soru gelir, bunlarla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Aytül Hocam iyi akşamlar, Aytül Hocam, Aytül Hocam iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, evet Kübra Hocam'ı da görüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi bu dersten 12 tane soru geliyor. O yüzden de 12 tane soruyu bu akşam nerelerden soru, ÖSYM bize soru sorabilir. Bunu göreceğiz. Deniz Hocam merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrar arkadaşlar. Hatice Hocam'ı görüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi öğrenme psikolojisinden 10 tane soru görüyoruz biz. O yüzden bu 10 tane sorunun bir tanesi giriş ünitesiyle ilgili soru. Yani giriş ünitesiyle ilgili soru arkadaşlar, bize öğrenmeyi etkileyen faktörler. Yani öğrenenle malzemeyle yöntem ve teknikle ilgili faktörler şeklinde 3 başlık halinde geliyor. Bundan bir tane net soru görüyoruz. Öğrenenle ilgili faktörler. Yani türe özgü hazır oluş. Sonra ikincisi genel yarımışlık durumu. Ket vurmalar, transferler. Bunlarla ilgili soru bir tane getirip soruyor arkadaşlar. Sonra klasik koşullanmadan soru görüyoruz biz. Bir tane soruyu oradan görüyoruz. O yüzden ögelerini ayırma sorusunu banko soruyor ya da gölgeleme ve engelleme sorularını soruyor bize. Biz bunları görüyoruz. Yani bunlar çok zor sorular olmuyor arkadaşlar, ögelerini ayırma sorusu. O yüzden de kolay sorular oluyor. Ama en ağırlıklı olan noktalarımızdan bir tanesi sosyal öğrenme kuramı çok ağırlıklı olmaya başladı arkadaşlar. Yani ve biz konu içerisinde, konu dağılımları içerisinde edimsel koşullanmadan çok soru görüyoruz. 3 tane soru görüyoruz arkadaşlar. Sonra Turner'dan soru görmeye başladık. 2 tane soru görüyoruz. Sonra biz arkadaşlar bilgi işleme kuramından bir tane soru görüyoruz. Sonra ve biz Gestalt'ten de bir tane soru görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Burada bu akşam şimdi soru çözümüyle ilgili püf noktalarını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Biz Guthrie'nin bıktırma yorma yöntemiyle ilgili benim beklediğim soru kalıpları nelerdir? İnşallah öyle sorar ÖSYM'de. İstenilmeyen bitişikliğe sebep olan uyarıcının organizmaya aşırı şekilde uygulanarak vücudun bu uyarıcıdan bıkmasını sağlandığı yöntemdir arkadaşlar. Yani Guthrie'ye göre sınıfta sürekli yazı tahtasını karalayan bir öğrenciyi bu davranışından vazgeçirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması diyor uygundur diyor. Hani ağzından burnundan getirinceye kadar eylemi yaptırarak uyarıcının cazibesini gidermeye bıktırma yorma yöntemi diyoruz. Evet arkadaşlar, yani burada şunu görüyoruz biz, uzun süre ara vermeden tahtaya yazı yazdırmak bıktırma yorma yöntemi, usandırma yöntemi olarak görüyoruz arkadaşlar. Yani bir tane bundan soru getiriyor bize. Bunu unutmayalım asla, oldu mu arkadaşlar? Şimdi Turner ile ilgili bakacağız. Nereden soru gelir? Onlar üzerinden şöyle bir görelim. Bağlaşımcı kuram. Buradan artık çok soru gelmeye başladı. Bağlaşımcı kuramdan. Yani Edward D. Turner. Deneme yanılma yoluyla öğrenme olduğunu da biliyoruz biz bunun. Öğrenmenin temelinde davranışın sonucuna göre uyarıcı tepki arasında kurulan sinirsel bağlar diyor, yer alıyor. Adı üstünde davranışçı kuram arkadaşlar. Öğrenmelerin bir çoğunluğu psikomotor alandadır. Yani organizma bu süreçte aktiftir. Ve insanların sinir sistemi daha gelişmiş olduğu için insan öğrenmeleri daha karmaşıktır. O yüzden de yani deneme yanılma yoluyla öğrenmede davranışlar tesadüfidir arkadaşlar. Yani tesadüfi olduğu için de organizma pek çok yolu deneyerek bunları gerçekleştirir. Bakın, deneme yoluyla öğrenmede karşılaşılan uyarıcı etkisiyle amaca yönelik sergilenen davranışlardan hatalı olanları elenip doğru seçilerek uyarıcı ile arasında sinirsel bağ kurulmasıyla gerçekleşen öğrenmedir. Kapıda kaldın, anahtarın yok, omuzu vurdun, tekme attın, daha sonra kredi kartını açtın.
Bunların yaptığın bu davranışlar senin deneme yanılmadır. Pek çok farklı davranış yapıyorsun. T1, T2, T3 diye. Bu tarz öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için üç ilkeye gerek var. O zaman bunlar nedir? Etki yasası. Her yıl soru görüyoruz etki yasasında arkadaşlar. Yani öğrenme üzerinde ödül varsa davranış artıyor, ceza varsa davranış azalıyor arkadaşlar. Yani öğrenci sınıfta konuştu, öğretmen kızdı, bir daha konuşmaz ya da ödevini yaptı, öğretmen ona aferin dedi. Öğrencinin konuşma davranışı artar. Zaten Turnerkin etki yasası, Skinner'ın edimsel koşullanma kuramının temelini oluşturmaktadır arkadaşlar. O yüzden de yani 1930 öncesinde etki yasasını görüyoruz. 30'dan sonra kaldırdı etki yasası ile ilgili. Şimdi bakın arkadaşlar burada, dikkat ediniz burada. Diyor ki bize, öğle yemeği için ilk kez gittiği lokantanın yemeklerinin tadını beğenmeyen Hüseyin. O zaman tadını beğenmemiş. Bu tadını beğenmediyse ne olmuş burada? Ceza olmuş arkadaşlar. Bir daha o restorana gitmemiş. Lezzetsiz yemekler Hüseyin için ceza olmuş gördüğünüz gibi. Daha önce gittiği ve lezzetli yemekler yediği, o zaman buradaki lezzetli yemekler ödüldür. Yediği bir başka restorana ise gitmeye devam etmiş. O zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar, ödül davranışı artırırken ceza azaltıyor. O zaman bu 1930'dan önceki etki yasası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ödül artırır, ceza azaltır etki yasasında. Yani 1930'dan sonra cezayı kaldırdı. O zaman 30 sonrası cezayı sorması için ne yapması gerekir? Hangisi Turnerkin kuramına ters demesi lazım? Yani ödevini yapanları çikolatayla ödüllendiriyor öğretmen, ödevini yapmayanları teneffüse çıkarmayarak cezalandırıyor. O zaman hangi kurama ters derse 1930 sonrası etki yasasına ters bir durum olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1930 sonrası etki yasasına ters durum olduğunu görüyoruz. Şimdi bakıyoruz böyle, bir diğer soru üzerinden gidelim. Arkadaşlar, etki yasası ile ilgili çok soru geldi. Tekrar yasası ile soru gelmedi. 1930'dan önce öğrenme üzerinde tekrar arkadaşlar uyarıcı ve tepki arasındaki bağı kuvvetlendiriyor diyordu. Bisiklete bindin, psikomotor davranışlar. Bindin. Tekrar ettikçe bağ kuvvetlenir diyordu. Ama tekrar etmezsen bu bağ zayıflar diyordu 1930 öncesi. Ama biz şunu görüyoruz ki Turnerkin'den 1930 sonrasında tekrar bağın gücünü kuvvetlendirirken tekrar etmeme bağın gücünü zayıflatmıyor arkadaşlar. O yüzden de tekrar ve bunu kaldırdı arkadaşlar. Tekrarı kaldırdı. Bu şunun gibi bir şey. Bisiklete bindin. Evet, ustalaşırsın. Ama binmezsen, işte kas hafızası dediğimiz bir şey aslında bu. Binmezsen bu bağın gücü yok olmuyor. O yüzden de uyarıcı ve tepki arasındaki bağ ortadan kalkmıyor arkadaşlar. Tekrar edilmezse bağın gücü yok olmuyor. Şimdi çağrışımsal geçişe bakalım buradan. Bir uyarıcıya verilen tepkinin ortama yeni uyarıcılar girdiğinde eski uyarıcılar yavaş yavaş çekilmesidir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aralarında bağ kurduruyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz biz bunu ortadan. Reklamcılar bunu çok fazla yapıyorlar. Mesela ne tür bir uyarıcı veriyorlar? Yeni bir marka. Çok bilindik bir sanatçıyı veriyorlar. Markayla sanatçıyı gösteriyorlar. Daha sonra sanatçıyı çekiyorlar. Aralarında bağ kurduruyorlar. İnsanlar sanatçıya gösterdikleri hoşlanma tepkisini markaya da gösteriyorlar. O yüzden de sevilen uyarıcıları sonrasında kendi ürünlerini onlarla eşleştirip en sonunda kendi ürününü de hoşa giden uyarıcı haline getiriyorlar arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz gibi çağrışımsal geçiş kavramıyla ifade ediliyor. Şimdi şöyle bakıyoruz burada çağrışımsal geçişte. Eda
İngilizce öğretmeni öğrencine sözcükleri öğretirken eş anlamları ile birlikte veriyor arkadaşlar. Bakın sözcükleri öğretirken. Yani İngilizce öğretmeni öğrencilere sözcükleri öğretirken eş anlamları ile birlikte veriyor. Belli bir süre sonra Eda sözcüklerden birini gördüğünde hemen eş anlamlısını da hatırladığını fark ediyor. Yani buna arkadaşlar çağrışımsal geçiş oluşturuyor. O yüzden de bunun cevabı Adana seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aralarında bağ kurdurup anlam bağı oluşturulması çağrışımsal geçiş. Şimdi şöyle dikkat edelim. Bu şu kavramla da gerçekleştiriliyor arkadaşlar şöyle. Bakınız şimdi en güzel anlatan benim bu zamana kadar gördüğüm çağrışımsal geçiş sorularından en güzeli bence bu. O yüzden nasıl bir soru geliyor? Bakalım çok sık sormaya başladım bunu arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim buradan. Alıyorum şu şekilde hemen şöyle bunu ben. Bakınız sevgili öğretmenlerim, benim can öğretmenlerim. Tanınmış öykü yazarı var. Bu öykü yazarı Melike Derin arkadaşlar. Soyadı evlendikten sonra Tunç oluyor bakın. O yüzden de Melike Hanım okurlarının Melike Derin ile Melike Tunç'un aynı kişi olduğunu öğrenmeleri için yeni kitaplarının adını bir süre bakın yan yana veriyor arkadaşlar. Gördünüz mü bak? Derin Tunç, Melike Derin Tunç yapıyor. O yüzden sonra sadece Melike Tunç olarak evlilik soyadına geçiyor. Aralarında bağ kurduruyor. Yani Melike Derin ünlü öykü yazarı Melike Derin'e gösterdikleri tepkinin aynısını Derin'e gösterdikleri tepkiyi Tunca'da gösterecekler. Aralarında bağ kurduruyor. O yüzden de bu bağ sinirsel bağdır arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi okurları Melike Derin ile Melike Tunç'un aynı kişi olduğunu öğreniyorlar. Ve gördüğünüz gibi Melike Derin Tunç dediğimizde buna göre okurların Derin ve Tunç yan yana kullandı, bağ kurdurdu. Soyadlarının aynı kişiye olduğunu öğrenmeleri için Melike Hanım'ın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Bunun cevabı çağrışımsal. Evet çok iyi. Görüyorum yazdığınızı. Özlem Hocam, Kübra Hocam yazdı. Harikasınız. Benim atanacak can öğretmenlerim. Ayrıca gördüğünüz gibi çağrışımsal geçiş oldu. Çağrışımsal geçiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir diğerine bakıyoruz. Böyle Turndike'la ilgili arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum. Edimsel koşullanma. Şöyle bir bakalım burada. Yani operant aletli şartlı öğrenme arkadaşlar. Uyarıcı var, tepki var, karşılık var edimsel koşullanmada. Edimsel davranışlar zaten Turndike'ın etki yasası üzerine şekilleniyor arkadaşlar. Büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bir edimsel davranışın öğrenilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekiyor. Davranışı başlatan uyarıcı. Bu uyarıcıya karşı sergilenen tepki ve bu tepki neticesinde elde edilen karşılık arkadaşlar. Yani uyarıcıya karşı sergilenen tepkinin sonucuna göre oluşturan öğrenmelere edimsel öğrenme, yani edimsel koşullanma yoluyla öğrenme deniyor arkadaşlar. Bitişiklik var, pekiştirme var. Pekiştirme işlem olaydır, pekişleşti nesnedir. Yani çocuk ödevini yaptı, bu bir davranış. Sen aferin dedin, bu bir pekiştireç. O halde ödevini yapma davranışı artar. O yüzden de arkadaşlar aferin pekiştireç, ödevini yapma davranışı arkadaşlar pekişir, işlem onaydır. O yüzden de biz yapılan davranışlar arkadaşlar, yapılan davranışlar sonucunda uyarıcı gelirse davranış artıyor. İşte artan davranışa olumlu pekiştirme. O yüzden de evet tabii söyleyeceğim bunları hocam. Olumlu pekiştirme. Bunu artıran uyarıcılara da
Olumlu dikiş süreç deniyor. Tabii ki söyleyeceğim Pınar Hocam. Bahsedeceğim tabii ki. Pekiştirme ya da danışı oluşturur ya da var olanı artırır. Bir danışın oluşturması veya sıklığının artırması için uygulanan işleme pekiştirme. Bu işlemde kullanılan uyarıcıya pekiştirme çıkı verilmiyor arkadaşlar. Yani iki tür pekiştirme bulunuyor arkadaşlar. İki tür pekiştirme bulunuyor. Olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme arkadaşlar. Yani pekiştireçler gördüğünüz gibi birinci pekiştireçler öğrenilmemişlerdir. İkinci pekiştireçler, olumlu pekiştireçler bunlar öğrenilmiş pekiştireçlerdir arkadaşlar. Birinci olumsuz pekiştireç yani gördüğünüz gibi birinci olumlular yeme, içme, hayatta kalmayı sağlıyor. Birinci olumsuzlar istenmeyen uyarıcılardır. Doğuştan organizma için olumsuz, kötü olan varlığı organizma için tehlike oluşturan uyarıcılardır. Çocuğa azarlarsan, çocuğa sıcak su dökersen eline, çocuğa elektrik şoku verirsen, radyasyon, iğne yaparsan, kulağını çekersen, çocuğu arı ısırırsa, ayının ayağına diken batarsa, soğukta titrerse, bunlar istenmeyen uyarıcılardır. Yani trende giderken gürültü olursa, ayağını yılan sokarsa, böcek sokarsa arkadaşlar bunlar istenmeyen birinci olumsuz pekiştireçlerdir. Hoşa gitmeyen uyarıcılardır. O yüzden de yani organizma için sonradan ikinciler ise sonradan önem kazanan uyarıcılardır. İkinci olumlu pekiştireçler sesin diye kodluyoruz arkadaşlar bunları. Yani biz şöyle diyoruz. Bakın arkadaşlar bahsedeceğim nerelerden soru gelecek oralardan. Yani gelmesini istediğim yerlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle biz buradan sesin diye kodluyoruz. Yani bir sosyal pekiştireçler. Aferin, bravo, seninle gurur duyuyoruz. Öğrenmiş ikinci olumlu pekiştireçler. Daha sonra etkinlik pekiştireçleri. Çocuğu sinemaya götürmek, tiyatroya götürmek arkadaşlar. Yani bilgisayar oyunları oynatmak. İşte parka götürmek, Disneyland'a götürmek etkinlik pekiştireçleridir. Daha sonra bunlar sembolik pekiştireçler arkadaşlar. Diploma, karne, nişan, roze vermek, ünvanlar semboliktir. Daha sonra simgesel pekiştireçler ise biriktirme aracı olur bunlar. Yani jeton gibi, para gibi, değişim aracı. Üç tane yıldızla bir tane arkadaşlar bir saat olacak Esma Hocam üç tane yıldızla bir tane şeker vermek gibi. Daha sonra nesnel pekiştireçler ise bunlar para, toka, kitap, araba, ev vermek. Bakın sesin güzel şeklinde kodladık. Bunlar olumlu pekiştireçler. Olumsuz pekiştireçler var. İkinciler tabii. Sonradan öğrenmeyle kazanılan pekiştireçlerdi bunlar arkadaşlar. Şimdi siliyorum şöyle. Hemen alıyorum. Şimdi hocalarım bakın. Benden istediğiniz şu. Ben size şunu söylemek istiyorum. Şöyle hocam. Özleyemeden nereden soru bekler? Siz bunu istiyorsunuz benden. Ben biliyorum. Bir saat sürecek hocam. 40 dakika kadar sürecek hocalarım. Şöyle hocam. Nereden soru gelmesini ister özleyemeden? Şöyle hocam soru vermez. Yani konuyu sınırlandırır. İstediğim yer şurası der. Oradan soru gelmesini ister, bekler. Ben biliyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman biz soru biri ben nereden istiyorum arkadaşlar. O yüzden de nereden soru gelsin, biz nereden mutlu oluruz. O zaman diyorum ki öğrenmeyi etkileyen faktörlerden soru gelsin arkadaşlar. Öğrenmeyi etkileyen faktörler bundan bize soru getirsin. O zaman öğrenmeyi etkileyen faktörler neler olur? Arkadaşlar bize öncülü soru gelsin. Yani bize desin ki bir desin, bir şunu sorsun bize. Bir desin, bizim konumuz belli olsun buradan. Şöyle desin arkadaşlar. Yani biz buradan şunu görelim. Genel uyarılmışlık haliyle ilgili soru getirsin birincisi. Genel uyarılmışlık getirsin arkadaşlar. Uyarılmışlık hali getirsin. Yani bir öğrenci kahvaltı yapmadan gelmiş olsun.
Öyle söylesin. Soru bir de bize öncül 2'den soru getirsin arkadaşlar. O da öğrenme malzemesinden soru getirsin. Yani öğrenme malzemesinde soru ne olsun? Anlamsal çağrışım olsun arkadaşlar. Onunla getirsin bize. Anlamsal çağrışım olsun. O yüzden de ben böyle soru istiyorum. Anlamsal çağrışım. Yani bir kelime verince bir başka kelimenin aklına gelmesi, öznel olması, bizim zihin haritalarımız anlamsal çağrışımdır. Daha sonra üçüncüsü nereden olsun? İnşallah olur bunlar. Bilmiyorum gelir mi ama olmasını istediğim en büyük şeyler bunlar. Genel uyarılmışlık, anlamsal çağrışım. Halde bir diğeri arkadaşlar öğrenme yöntemi olsun bize. O yüzden de öğrenme yönteminde Skinner'ın yani kebabından soru gelsin arkadaşlar. Küçük adımlar, etkin katılım, yani bireysel hız, anında dönüp düzeltme, yani ve başarı. Bununla ilgili bir tane soru getirsin. Üç tane öncülük aşağıdakilerden hangisinde yer alır sorusunu sorsun bize arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. O yüzden de gönülden arzu ediyorum ben bunu. Peki ikinci faktör nereden olsun? İkinci faktör bize klasik koşullanmadan soru getirmesini istiyorum arkadaşlar. Klasik koşullanma, koşullanma. Klasik koşullanmadan ögelerini ayırma sorusu, her zaman olduğu gibi. Yani ögelerini ayırma sorusu arkadaşlar, ayırma. Artık bir de gölgeleme ve engellemeden soru gelsin istiyoruz arkadaşlar bak. Gölgeleme ve engelleme sorusu gelsin. Engelleme, bundan soru istiyorum arkadaşlar. Gölgeleme ve engelleme. Yani klasik koşullanmadan böyle soru getirsin. Sonra gölgeleme, iki uyarıcı aynı anda ortamdadır. Biri baskındır, diğeri daha sönük ve siliktir. Baskın olan diğerini gölgeler arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde oluşturur. Esma Hocam, ben şu anda onları vereyim oldu mu? Söyleyeceğim, ögelerini ayırma derken. Doğal uyarıcı hangisidir? Koşullu uyarıcı hangisidir? Mesela örnek veriyorum. Bak Esma Hocam, ögelerini ayırma sorusunda. Hemşire enjektörle çocuğa iğne yaptı, canını acıttı. Daha sonra çocuk korktu. Artık hemşireyi görünce korkuyor. Bunun gibi. Hemşire başlangıçta ne tür? İğne olduğunda canın acıması doğal uyarıcı. Korkması doğal tepki. Artık hemşireyi görünce koşullu uyarıcı, korkması koşullu tepki. İşte bu ögelerini ayırma sorusu hocam. O yüzden de ama çocuk hemşire de var, enjektör de var. Enjektörden daha çok korkup hemşireden korkmuyorsa gölgeleme olur. Ama o hemşireden iğne oluyor çocuk, artık o hemşireye alışmış. Bir başka hemşire geldiğinde ona alışamıyorsa engelleme olur. Gölgeleme de aynı anda ortamdadır. Engelleme de farklı zamanlarda olur. Yani bize böyle soru gelsin hocam. Ben böyle soru istiyorum. Sonra üçüncü soru arkadaşlar, bize artık sistematik duyarsızlaştırma sorusu sorsun arkadaşlar. Duyarsızlaştırma, sistematik duyarsızlaştırma. Yani bize korkuların tedavisini sorsun artık. Yani korkuların tedavisindeki yöntem, tedavisi, aşama aşama mesela. Fareden korkan çocuğa fare slide'ı, fare resmi, uzaktan fare, yakına getir fare korkusu gitsin. Sistematik duyarsızlaştırma. Arkadaşlar sistematik duyarsızlaştırma ile birlikte eşik yöntemini karıştırsın. Eşik yöntemi ile ilgili soru getirsin bize. Eşik yöntemi. Yani eşik yöntemi nedir? Yavaş yavaş, aşama aşama çocuğu alıştırma. Okulda çocukların dikkat süreleri çok kısa. O yüzden de öğretmenler ne yapacaklar? Dikkat süreleri önce 5 dakika, 15 dakika, yarım saat artırarak, aralarda pekiştireç kullanmayarak çocukları alıştıracaklar. Arkadaşlar yani birinde alıştırma varken sistematik duyarsızlaştırmada korkunun ortadan kaldırılması vardır. Ne olur buna dikkat edelim, oldu mu arkadaşlar? Sonra dördüncü soruyu nereden istiyoruz biz? Dördüncü soru. Olumsuz pekiştirme sorusu istiyoruz arkadaşlar bak. Olumsuz pekiştirme sorusu. Pekiştirme. Yani bize 2-3 tane öğretmen versin. 2 tane ya da ÖSYM duyduğu ne olur? Ya da 3 tane öğretmen versin.
arkadaşlar, öğretmen uygulamaları versin, uygulamaları. Ali, bunlardan bir tanesi öğrencileri sözlü sınavdan muaf tutsun gibi arkadaşlar. Mesela birinci öğretmen sözlü sınavdan muaf tutsun öğrenciyi. Olumsuz pekiştirme olsun arkadaşlar. O yüzden de sözlü sınavdan muaf, sözlü sınavdan muaf tutsun arkadaşlar. Bak, sınavdan muaf tutsun, muaf tutsun. Daha sonra ise ikinci öğretmen uygulamasını versin. Ali, ikinci öğretmen de öğrenciyi ödev yaptıktan sonra onlara kurdele taksın, pekiştiricini sorsun, 5 kurdele toplayan çocuk bir tane geçme notu alsın arkadaşlar. Kurdele sorsun bize, kurdele sorusu sorsun, sorusu. O halde biz bunu da ben bunu da istiyorum. Ali bize üçüncü öğretmeni de getirsin arkadaşlar. Üçüncü öğretmen de şu soruyu getirsin, sorsun bize. Üçüncü öğretmen de öğretmen arkadaşlar öğrencilere aferin, aferin gibi işte yaptığı etkinliklerden sonra bravo gibi, sizinle gurur duyuyorum gibi sözler söylesin. O yüzden de bu öğretmenin kullandığı pekiştireç türü desin. O yüzden de bu pekiştireç türüne bize ikinci pekiştireç arkadaşlar, ikinci pekiştireç kullanmış desin. Pekiştireç, yani sosyal pekiştireç olduğunu sorsun arkadaşlar. Sosyal pekiştireç. Sırayla üç öğretmen uygulamasını sorar inşallah bize arkadaşlar. O şekilde oluşturur. Sonra olumsuz pekiştirme sorusundan sonra 5 diyorum arkadaşlar bize. Pekiştirme tarifesi sorusu kesinlikle getiriyor zaten. Pekiştirme tarifesi, tarifeleri. Pekiştirme tarifelerinde bize artan oranlıyı sorsun bu defa arkadaşlar. Artan oranlı pekiştirme tarifesini sorsun. Artan oranlı pekiştirme tarifesini sorsun. Daha sonra emeklilik çok gündemde. Emeklilik, EYT, devletimizin çıkardığı erken emeklilik. Yaş bekliyorlar ya arkadaşlar. Yani bize şunu sormasını isterim ben. Katışık, birleşik tarifeyi de sorsun arkadaşlar. Yani katışık, birleşik tarife. Birleşik tarifeyi de sorsun. Onu da istiyorum arkadaşlar. Katışık, birleşik tarifeyi sorsun. Bunu istiyorum yani. İki öğretmen uygulaması sorsun bize. Biri artan oranlıyı kullansın. Desin ki 10 tane yaptın da yıldız vereceğim. Daha sonra 15 tane soruya çıkarınca yıldız versin. O 5 tane soru artan oranlıdır. Yani diğerine de şöyle yapsın. Çocuk köyüne gidecek arkadaşlar. İki tarife bir arada ya. Köyüne gidecek. Öğretmen iki yazılı bir sözlü dedi. Tarife bitti. Çocuk gelip öğretmenine, öğretmenim biz köye gideceğiz, karnemi ver dedi. Öğretmen de çocuğa şöyle desin. Hayır, olmaz. Haziran'ın 15'ini bekle. Ali bu öğretmenin kullanmış olduğu pekiştirme tarifesini sorsun. Katışık, birleşik tarif olsun bu da arkadaşlar. Bize bununla ilgili soru getirsin. O yüzden de sonra 6. soruda istiyorum. Arkadaşlar, bakınız şimdi hiç gelmedi. Şunu istiyoruz. Bir davranış kontrol tekniği. Davranışta kontrast arkadaşlar. Kontrast. Davranışta kontrast. O yüzden de yani bundan ben soru istiyorum. Gerçekten artık bundan soru sorma zamanı geldi. Bakın arkadaşlar, davranışta kontrastla ilgili ne oluştururuz? Artık bıraktım, onu anlatıyorum. Bakın arkadaşlar, davranışta kontrastta. Şimdi şöyle bir şey oluşturuyorum ben. Davranışta kontrastta. Bakın bunun bir tarafı ev, bir tarafı okul. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani normal dağılım eğrisi gibi düşünün. Burası ev, burası okul. Dikkat edin. Yani bu çocuk evde her istediğini ağlayarak yaptırıyor arkadaşlar. Ama okula başladığında her istediğini ağlayarak yaptırmaya çalıştığında öğretmeni buna izin vermiyor arkadaşlar bak. O zaman bu çocuğun evde ağlama davranışı artacaktır. Nereden darbe yedi? Okuldan darbe yedi. Nerede arttı? Evde arttı. O halde arkadaşlar bununla ilgili bizi soru sorsun. Davranışta kontrast, bir davranış kontrol tekniği olarak davranışta kontrastı sorsun. O yüzden de pekiştirme tarifleriyle ilgili soru gelsin böyle bize arkadaşlar. Davranışta kontrastla da ilgili soru gelsin. Şimdi bir diğerine bakıyorum arkadaşlar. Lütfen bunları çalışın, oldu mu arkadaşlar? Yani mesela evde fesuf yemesine izin verilmeyen bir çocuk darbe yemiş.
Okulda bir fıt diye bir damlası artar. O yüzden de bir damlaç kontrol tekniği olarak bunlara dikkat etmek gerektiğini çok iyi biliyoruz. ÖSYM bunları sorsun bize arkadaşlar. Biz bunları istiyoruz ÖSYM'den. Damlaç artık premat ilkesini çok sordu. Yeter premattan. O yüzden de çalışın tabii Kübra Hocam, Can Kübra Hocam çalışın tabii ki. Bunlara çalışın yani. Bakın benim istediğim, sormasını istediğim yerler bunlar. Ve ben buradan soru getirmesini istiyorum ÖSYM'nin. Arkadaşlar yani devam ediyorum şöyle. Bakınız nereden soru gelir arkadaşlar. Şöyle alıyorum şuradan götürüyorum. Bakınız arkadaşlar hemen şöyle. Pekiştireçlerden ben soru bekliyorum dedim. Gazetelerin satışlarını artırmak için belirli sayıdan kupon biriktirene kitap oyuncak gibi hediyeler verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ne olur bu arkadaşlar? Sembolik değil midir bu? O yüzden de arkadaşlar sembolik pekiştireç olacak. Yani biriktirme tarifesi gördüğünüz gibi sembolik pekiştireç biriktirme tarifesi olarak görüyoruz biz bunu. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Bakınız benim atanacak can öğretmenlerim arkadaşlar bakın. Şimdi pekiştirme tarifleri zaten artan oranlıyla söyledim size. Nereden soru gelir? Artan oranlı ve katışık birleşik tarifi istiyoruz artık. İki tane öğretmen uygulaması yapsın. İki tane öğretmen uygulamasında hangisi yer almış diye bize sorsun arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sabit zaman aralıklı pekiştirme, değişken zaman aralıklı pekiştirme, sabit oranlı pekiştirme ve değişken arkadaşlar değişken oranlı pekiştirme. Gömlek imalatı yapan bakın bu soru bence çok zor bir soruydu arkadaşlar. Öyle çok her baba yiğidin çözeceği bir soru değildi. Gömlek imalatı yapan bir atelye sahibi yüklü bir sipariş almış. Diyelim ki sen bir markasın arkadaşlar. Sen yüklü sipariş aldığında bilirsin. Diyelim 1.000 tane sipariş, 10 tane sipariş aldın. Bu sabit orandır arkadaşlar. Yani sen başka tarifi kullanamazsın. Siparişle biliyorsun çünkü. O yüzden de diyor ki ancak sipariş veren firma yetkilisi gömleklerin en kısa sürede hazırlanması gerektiğini belirtmiş. Ama bunun üzerine atelye sahibi çalışanlarına daha fazla üretim yaptıkları takdirde prim vereceğini söylemiş arkadaşlar. Bakın bu iptal de edilmedi. O yüzden de yani bize ÖSYM şöyle dedi. Yüklü gömlek siparişi sabit orandır. Daha biz bunu istiyoruz dedi. O yüzden de hangisinin uygulanması üretimi en çok artırır? Tabii ki değişken oranlı tarifenin kullanması üretimi çok artırır ama değişken oranlı da işçiler kaç tane üreteceğini bilmez. 10 tane sabit oranımız varsa kime satacağız? Halde biz sabit oranlıyı kullanmamız gerekir. Bunun doğru cevabının adın olduğunu gördük arkadaşlar. Sabit oran, sabit oran ve değiştirme ÖSYM bunu. Arkadaşlar bakın bu soru bu şekilde kaldı. Sabit oranlı tarif olduğunu gördük. Zor bir soruydu gerçekten de. Öyle kolay bir soru değildi bu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bu Salih öğretmen sorusu, bu basit bir soru. Eski öğrencisinden mesaj alıyor ve mesajda sevgili öğretmenim bizleri her karne aldığımız gün sınıfça hastaneye götürüp hasta yedirdiğiniz günleri unutmadık diyor. Bize verdiğiniz değer karşısında bizler de çok çalıştık ve sizin istediğiniz gibi ülkesine yararlı birer yurttaş diyor olduk. Ellerinizden öpüyorum. Sizi daima seven ve unutmayacak öğrenciniz Havva yazmış. O zaman karne günleri, benim değerli öğretmenlerim, karne günleri ne olur bunun sabit aralık, sabit zaman aralığı. Yani pekiştiricinin çocuklar karne aldığı gün geleceğini bilmeleri sabit aralıklı. Bakın beklediğim yerler arkadaşlar. Söyledim. Onlara dikkat ediniz. Ve de devam edeceğim yine. Nereden soru bekliyorum. O yüzden de buradan şöyle ilerliyorum. Şuradan. Görüyorsunuz. Nermin Hanım köpeğin her sabah kapıya bırakılan gazeteyi alıp eve getirmesini öğretmek istemektedir. Bu davranışı köpeğini öğretmek için onu çok sevdiği kemik şeklindeki küçük krekerlerle ödüllendirmeye karar vermiştir. Küçük krekerler pekiştireçtir bir köpek için. Evet arkadaşlar, yani kapıdan alıp eve her getirdiğinde
bu krekerlerden köpeğine vererek onu ödüllendirmiş, köpeği de bu davranışı kazanmış görünmektedir. Ancak sonraki günlerde eve kreker almayı unuttuğu için köpeği gazeteyi kapıdan alıp eve getirse de ona kreker verememiştir. Sonuç olarak Nermin Hanım köpeğinin kazandığı bu davranışın devamlılığını sağlayamamış arkadaşlar. O yüzden de yani Nermin Hanım'ın bu uygulamasında koşullanmayla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisini diyor göz ardı etmiştir diyor. O yüzden arkadaşlar bakın istenilen davranış değişikliği sağlandıktan sonra yani istenilen davranış değişikliği sağlandıktan sonra sönmemesi için aralıklı pekiştirmenin sürdürülmesi gerekir arkadaşlar. Ama bunu yapmamış yani. O yüzden de davranışın devamını sağlayamamış. Bakın Nermin Hanım köpeğin kazandığı bu davranışın devamını sağlayamamış. Neden? Sonraki günlerde eve kreker almayı unuttuğu için köpeği gazeteyi kapıdan alıp eve getirse de ona kreker vermemiş. O yüzden de pekiştireç yoksa köpek ne diyor? Gazete de yok. O zaman arkadaşlar davranışı sönmüş köpeğin. Davranışı söndüyse istenilen davranış değişikliği sağlandıktan sonra sönmemesi için aralıklı pekiştirmenin arkadaşlar aralıklı pekiştirmenin sürdürülmesi gerekir. Kübra Hocam bu kolaymış böyle soru gelse. Evet tabii kolay tabii ki Kübra Hocam. Bu soru gelse keşke böyle soru. Ama olumsuz pekiştirmeden ben soru bekliyorum arkadaşlar. Yazdım zaten. Katışık bileşik dedim zaten arkadaşlar. Yani ceza, birinci tür ceza var, ikinci tür ceza var. Birinci tür ceza ortama girer istenmeyen olumsuz pekiştireçler. İkinci tür cezada istenilen pekiştireçler ortamdan çıkar. İkinci tür cezada mahrum bırakma vardır. Çift ve yapmasaydın da gitmeseydi dedirtir. Birinci tür cezada istenmeyen uyarıcıya maruz bırakma vardır. Ve yapmasaydın da buna maruz kalmasaydın der. Hız yapıyorsun, polis sana trafik cezası yazdı. Maruz bıraktı, birinci tür ceza. Ama ehliyetini elinden alırsa, hoşa giden uyarıcıyı çekerse o zaman ikinci tür ceza olur. Çift ve yapmasaydın da gitmeseydi dersin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. İşte bu soru da güzel bir sorudur arkadaşlar. Ben bu soruyu çok sevdiğim soru kalıplarından bir tanesi gerçekten bu. Şöyle bakıyoruz buradan. Biri yeni sahiplendiği yavru kedisinin yemek masasına çıkmaması için eğitmek istiyor. Kedinin limon kokusundan hiç hoşlanmadığını arkadaşlar bakın. Limon kokusundan hoşlanmadığı diyor kedinin. O zaman buradaki bir limon kokusu hoşlanmadığı bu koku birinci tür ceza olur arkadaşlar bak. Biri istenmeyen kedinin istenmediği uyarıcı. Kokuyu duyduğunda ortamdan hızla uzaklaştığını fark etmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun üzerine içine bir miktar limon sıkma suyu şişeye koyarak spreyi hazırlamış. Bakın arkadaşlar. O yüzden de kedi yemek masasına çıkma girişiminde bulunduğunda kimi zaman bu spreyden havaya su sıkarak ortamdan uzaklaşmasını sağlamış. O zaman yani bu birinci tür ceza vermiş kedi arkadaşlar. O yüzden de istenmeyen uyarıcı ortama girmiş yani bu. Birinci tür cezadır kedi için. Daha sonra aradan 2 ay geçmesine rağmen kedi masaya çıkma davranışını sürdürmüş diyor. Beril'in deneme ile ilgili bir kedisinin yemek masasına çıkma davranışını ortadan kaldırmak için birinci tür ceza uygulamıştır. Tabii istemediği limon kokusunu ortama sıkmış arkadaşlar. 2. Uyguladığı yöntem konusunda tutarsız davranmış, doğru. Bazen sıkmış, bazen sıkmamış. Kedi yemek masasına çıkma davranışını arkadaşlar ortadan kaldırmada başarılı olamamış. Evet, spreyden havaya su sıkması olumsuz pekiştirmedir. Asla spreyden havaya su sıkması birinci tür cezadır. Olumsuz pekiştirme değil, olumsuz pekiştirme kedinin masaya çıkmaması. Neden Beril Hanım? Oh be, kedi masaya çıkmıyor,
Kurtuldum. Yani kediyi masadan çekmesidir. İstenmeyen enerji kedinin masaya çıkması. O zaman biz burada birincisi doğru diyoruz. İkincisi doğru diyoruz. Haydi arkadaşlar, bir ve ikinin doğru olduğu şık, haydi Ceyhan şıkkı olduğunu görüyorsunuz. Sevgili atanacak öğretmenlerim benim. Arkadaşlar şimdi yazıyorum bakın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben 40 dakikamı dolduruyorum. Tek Düzem ailesi olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ve devamını Tek Düzem'de söyleyeceğim. O yüzden de biliyorsunuz ben tahmin ediyorum, soru vermiyorum. O yüzden de şık analizleri yapıyoruz. Nereden soru gelecek arkadaşlar? Hani bilmiyoruz. O yüzden de bilmiyoruz. Tahmin ediyorum yalnızca. Bu benim tahminimdir. O yüzden yani şık analizleriyle gidiyorum. Ve arkadaşlar lütfen unutmayınız. Bakın şuraya bir şey daha eklemek istiyorum. Ayrılmadan önce bir tane daha ekliyorum arkadaşlar. Yani bakın davranışta kontrast. O yüzden de sosyal öğrenmede öz yeterlik algısı arkadaşlar. Sosyal öğrenme kuramı süreçlerinden de soru bekliyorum. Yediği de yazayım de. Sosyal öğrenme kuramı süreçlerinden soru bekliyorum arkadaşlar. Yani yedinci sorumuz sosyal öğrenmede süreçler. Ben bundan kesinlikle soru bekliyorum. Üsemi duy beni. Soru bilmem ama istediğim bu arkadaşlar. Sosyal öğrenme süreçleri, öğrenme süreçleri diyoruz arkadaşlar. Süreçleri. Abi ben şöyle kodlamam var benim. Dik hatlara, dik hatlara uygun güzel arkadaşlar, bak bu ne demektir? Topluyorum ben. Bunun sırası bile soru olarak geliyor. Uygun güzel. O zaman bir dikkat, iki hatırlama, üç uygulama, dört güdülenme. Hangi basamakta sorun vardır diye bize sorabilir. Annenin yaptığı keki baktın, annenin yaptığı keke baktın. Hadi bakmak, dikkat. Dikkat. Hadi annenin yaptığı kekin nasıl yapıldığını aklında tuttun. Aklında tut. Hadi bu daha sonra kullanmak üzere hatırlama. Daha sonra annenin yaptığı kek gibi kek yap. Hadi kek yap. Uygulama. Hadi kek çok güzel olduysa yeniden yapmaya istek duyma. Yeniden yapmaya istek duyma arkadaşlar. Yapmaya istek duyma. Hadi bu da güdülenme arkadaşlar. Ben şöyle soru istiyorum. Sosyal öğrenme kuramında dik hatlara uygun güzelin, yani dikkat, hatırlama, o yüzden de uygulama ve güdülenme hangi basamakta sorun var sorusunu istiyorum arkadaşlar. O yüzden de sevgili arkadaşlar, Tek Özlem ailesi olarak o yüzden hepinizi sevgiyle selamla kucaklıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. O yüzden de görüşmek üzere diyorum. Tek güzel görüşürüz. O yüzden de yine Tek Güzel çok şeyler, güzel şeyler yapacak arkadaşlar. Tek Güzel de böyle vereceğim. Bakın hep söylediğim şeylere dikkat edin. Not edin. Bunları çalışın. O yüzden de ben kocaman öpüyorum. Kocaman Tek Güzel ailesinden selamlar size. Kocaman öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Atanın hepiniz, dua ediyorum Yüce Rabbim'den. Görüşmek üzere arkadaşlar.